Toyota Corolla aracımıza ben de arka tampona desteği gibi sesli park sensörü uygulaması yaptık. Aracın kendi rengine öndeki sensörlerin iki tanesini boyuyoruz. Diğerleri mat siyah, tamponun bu bölgesine ve bu ön sensör özel olmalı. Açı kapsülüyle kullanıyoruz. Burası çok yatay olduğu için sensör dikey bakıyor. En öne bakar şekli bu şekilde. Bu aracı açı kapsülü olmayan bir sensör maalesef takılamıyor. Dolayısıyla bu kullandığımız marka sensör bizim bu ihtiyacımızı gayet güzel gideriyor. Ön iki tanesini boyadık. Arka hepsini birlikte boyadık. Aracın kendi rengine numaralı boyaları yapıldı. Sonra iş yerimizde bunları boyuyoruz. Sensörün montajına başlamadan önce boya işlerini hallediyoruz. Sonra biz işlemi yapana kadar kuruyoruz. Bu sensörümüzün burada ışıklı düğmesi var. Aracın kontağını açtım. Işık yandı. Ön otomatik aktif oldu. Ön sensör her aracı çalıştırdığımızda devamlı aktiftir. 20 saniye sonra kendini kapatır veya buradan ışıklı düğmeye basarak sensörü kapatıp açabilirsiniz. Aktif oldu. Yine ön sensör kapalıyken kapattım. Geri vitese taktığım zaman komple ön ve arka otomatik olarak devreye girer. Sonra ileri giderken arka kapatır. Ön 20 saniye yine aktiftir. Biraz sistemli bir sensör. Yine ışıktan açalım ön sensörün içini. Aracı az bir şey yürüteceğim. Hibrit bir araba. Ses çıkartmıyor. Ön sensörün şöyle bir algılamasını görelim. Sol baştan 30 santim. Böyle yanaştıkça bu santimler küçülüyor. Sonra 20 santim de direkt ötüyor. Geri götürüyorum aracı. Geriye taktım. Dükkanın köşesini alıyor en sağdaki. Arkası şimdi boşa çıktı. Normalde boşta. Arka aldım. Geriye taktığım zaman arka kısa bir bık veriyor ve aktif olduğunu bu şekilde uyarıyla size anlatıyor. Evet. Toyota Corolla aracımıza ön ve arka tampona göstergeli sesli park sensör uygulaması yaptık. Bu uygulamaların iş yerimizde satış ve montajını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.